Samimi Haber YouTube kanalından hepinize mutlu günler diliyoruz. Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugünkü konuğumuz yazar Meryem Güneş Berberoğlu. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Şöyle ki bundan yaklaşık bir ay önce çıkan bir kitabınız var. Öykü kitabı Agiva'dan konuşacağız, bahsedeceğiz. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Böyle bir kitabı yazmaya nasıl karar verdiniz? Ben edebiyat öğretmeniyim. Zaten yazının, edebiyatın, yazarlığın içindeyim elbette ki. Ama onun dışında bir edebiyatçı, bir sanatçı ruhlu insanlar olarak bizler hem öğretmen duyarlılığı hem edebiyatçı duyarlılığı ile yaşamın içerisinde var olan, dünyamızda ortaya çıkan sorunlara, var olan problemlere duyarsız kalmamız imkansız. Dolayısıyla biz de kendi gözlemlerimizi, kendimizde topladığımız deneyimleri, birikimleri, gözlemlerimizi aktarmak isteriz. Agave'yi yazarken benim çıkış yolum elbette ki bugün dünyada yaşanan ve içinde bulunduğumuz zamanın ve çağın bize yansıttıkları oldu en başta. Çünkü özellikle biz kadın olarak içinde yaşadığımız bu dünyanın maalesef ki belki de en çok mağdur olan, mağdur edilen taraflarıyız diyebiliriz. Bunu söylerken elbette ki bir cinsiyetçi ayrım olarak gözetmeden söylüyorum. Yaşadığımız dünya içerisinde bugün güç dengelerinin kendi egomanyalarında dünyayı dizayn ederken içinde bulunan tüm canlı cansız varlıkları, özellikle insanı yok sayması ve karşılaştığımız birçok olayın temelinde bu güç dengelerinin insanı ve dünyanın bütün değerlerini yok sayan yaklaşımları ne yazık ki hepimizi yakından etkilemekte ve ilgilendirmekte. Ben de bir yazar olarak açıkçası baktığım yer ilk başta burası oldu. Çünkü ben dünyayı bir bütün olarak ele alıyorum. Hatta tüm kainatı içine alarak yaşadığımız coğrafya içerisinde, yaşadığımız dünyada yani her anlamda hem coğrafya hem astronomik anlamda bile dışına çıkamadığımız bir bütünün parçalarıyız hepimiz. Bu şekilde baktığım için baktığım yerden dünyayı görebildiğim kadar izlemlerimi özellikle kadın karakterler üzerinden yansıtmak istedim. Baktığımızda yine çevremize, yakın coğrafyamıza bugün bizi ilgilendiren ve en çok acıtan, kanayan yaramız, savaşlar ve bunların en büyük mağdurları ne yazık ki kadınlar ve çocuklar. Hepimiz bunu gözlemliyoruz. Özellikle ben 7 öyküyü oluştururken, bu Agave plan ve projesini oluştururken ilk aklıma gelen öykü Agave'de göç öyküsü olmuştu. Çünkü içinde bulunduğumuz bu çağ ve zamanın içerisindeki çevremizde olan, oluşan olaylara bir edebiyatçı, bir yazar olarak duyarsız kalmamız mümkün değil. Ve bir kadın olarak da özellikle sessiz kalmak, gözlemlediğimiz olaylara duyarsız olmak mümkün değil. En azından benim için bu böyleydi. Ve ilk kurguyu oluştururken kafamda ilk göç öyküsü oluşmuştu doğal olarak. Çünkü en yakın zaman içerisinde şu an dünyayı etkileyen ve en yakından gözlemlediğimiz kadın karakterleri açıkçası o göç öyküsünün içerisinde ben görebileceğimi ve oluşturmam gerektiğine inandım. Göç öyküsünde dediğim gibi çocuklarını kaybeden bir annenin yaşadığı dramı gözlemleyebildiğim kadar. Çünkü bizler bunu her ne kadar görebiliyoruz, hissediyoruz desek de o acıyı hissetmek, yaşamak, yakından görebilmek bence çok farklı şeyler. Biz ancak bir edebiyatçı, bir kadın hassasiyeti olarak belki de bunu hissedebildik, görebildik. Tabii ki tam anlamıyla hani o kadının yaşadığı acıları yansıtmak,
savaşın içerisinde bir kadının neleri tam anlamıyla yaşadığı ve hissettiğini anlamlandırmak çok zor. Göç ismi verirken de öyküye ben özellikle burada manevi ve maddi yani somut ve soyut bir göçü kastetmiştim. Çünkü insan aslında en çok kendine göçer. İnsan aslında en çok kendinden göçer. Bu kadın göçü ise, kadının kendi iç dünyasında yaşadığı bir göçse, bunun yansımaları elbette ki çok daha farklı, çok daha acı verici olmuştur. Çünkü dünyanın bugün yaşayıp yaşayabileceği en büyük acılardan birini yaşayan Gazze'de bana göre bir insanlık dramı işleniyor. Ve dünya maalesef belki bizler de dahil ne yazık ki elimizden gelen hani bir film gibi seyretmenin ötesinde tırnak içinde çok bir şey yapamıyoruz. Edebiyatçı kimliğiyle, sanatçı kimliğiyle bizlerin yapabileceği bu olduğunu düşünüyorum. Yani bir öykü olarak kurgulayabiliriz biz mesela. Bir ressam onu bir resim olarak çizebilir, yansıtabilir dünyaya. Aslında yapılması gereken dünyada bugün evet dünya sessizce izliyor bu olayları ama yapılması gerekenleri belki de hani Türkiye devleti olarak belki de hukuki anlamda maddi manevi işte insani anlamda siyasi anlamda belki adımlar atılıyor Türk olarak ancak ne yazık ki biraz önce konuşmamın başında da bahsettiğim gibi bu güç dengelerinin dünyayı dizayn edenlerin dünyayı kendi potalarında belli bir yere çekmek isteyenlerin önüne çok fazla geçip bunlara engel olmamız çok mümkün değil. Açıkçası benim baktığım yer ilk başta burası olmuştu. Yani dünyanın bu değişen ve gelişen yapısı içerisinde yozlaşan insanlığın ve bu yozlaşmanın içerisinde en çok zarar gören kadınları anlatmak istemiştim Peki bir öykülerimde. araya gireceğim. Bir Kitabınızda 7 kadın öyküsünden bahsediyorsunuz. Bunu tasarlarken yani kitabı yazarken, öykülendirirken 7 aslında var yani kitabı daha yazmadan aklınıza gelen bir durum muydu yoksa yazdıkça böyle gelişip ortaya çıkan bir mesele mi? aslında 7 öyküyü en başta tasarlamıştım ben. Sayısını bir sembol olarak düşündüm. Çünkü 7 aslında daha birçok anlamı var ama ben kısaca kendi açımdan anlatmak isterim. Bu 7 sayısı gücün temsilidir. Ve kadınların gelecekte olması gereken yani hak ettiği yerde olabilmesi açısından bir dilek, bir temenni olarak düşündüm. Kitabın içeriğinde zaten öykülerimin tamamı, bu 7 öykünün tamamında sembolik bir dil var. Daha çok sembollerle anlatmayı tercih ettim. Dolayısıyla en başta bu kahramanlarım ve kurgu zaten vardı kafamda. O şekilde yola çıktım. Biraz da korkuyoruz zannedersem, özellikle de bu tür konulara girmekten, bu tür konuları gerek sosyal medyamızda paylaşmaktan, belki tepki çekmekten, ama siz belki de önce oldunuz bu kitabı yazmakla, değil mi? Ses çıkartılması gereken bir durum. Her birimizin bireysel olarak bir şekilde duruşunu belli etmesi gereken bir durum. Çünkü dediğiniz gibi özellikle de kadınların ses çıkarması ve duruşunu belli etmesi gerekiyor. Devamının geleceğini söyleyebilir miyiz ve belki de önce olacağını, bu kitabın önce olmasını diler misiniz? Tabii ki yani Agave'nin umuyorum ki yolculuğu çok güzel ilerler. Ben de Türkiye'de çok fazla evet bu konularda çok yazılan yazılar olduğunu, kitaplar, öyküler olduğunu düşünüyorum ama çok ses getirme anlamında çok iyi bir yerde olduğumu söyleyemeyiz. Belki dünyada daha iyi bir yerde. Mesela bir Margaret Atwood'dan bahsettiğimizde dünyada bugün kadın sorunlarını anlatan dünyaca ünlü ve herkesin okuduğu bir yazar. Ama Türk edebiyatında özellikle bizde çok fazla bu konuya
konuyu ya ele alan hiç yok diyemeyiz ama çok ses getirici ve etkileyici bir biçimde öne çıktığını söyleyemeyiz. Özellikle günümüzde bu kadınlarla ilgili baktığımızda kadın cinayetleri, kadına şiddet, kadının bugünkü toplum içerisinde bulunduğu sosyolojik, toplumsal çerçeve çok iç açıcı değil elbette. Bunu hiç kimse onaylamıyor. Ama yapılması gerekenler noktasında ben evet sanatın bir aracı olarak görüp bu konuyu özellikle ele almak istedim. Aga ve Miksel karakterinden yola çıkarak kitabın adını koyarken Agave'nin işte bir sabır otu olduğunu biliyoruz hepimiz. Ve kadınlar da özellikle ülkemizde birçok şeye sabreden, ne yazık ki birçok şeye sabretmek zorunda kalan ve toplum içerisinde hak ettiği yerlerde olamadığımız bir topluluk olarak şu anda karşımıza çıkıyor ne yazık ki. Ama bizim hedeflediğimiz nokta, amaçladığımız, olmasını istediğimiz yer elbette ki burası değil. Ve bize düşen de bunu her zaman öne çıkarıp dillendirmek, elimizden geldiğince sanatı araç olarak görüp bunun varlığını geleceğe sağlıklı bir biçimde taşımak. Çok teşekkür ederim bizlere vakit ayırdınız ve keyifli değerlendirmelerinizden dolayı. Ben teşekkür ederim. Sizler de ilgi gösterdiniz ve güzel bir sohbet oldu. Çok çok teşekkür ederim. Evet, bugün Ageva kitabını konuştuk. Yazar Meryem Güneş Berberoğlu yayın konuğumuzdu. Burada noktalıyoruz. Bir sonraki programda yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.